Nasılsın Zerda Bey? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sizin şimdi hikayeniz diğer öğrencilerimizden daha farklı. İlk günden beri hep söylüyorum, her yerde de paylaştım. Dikkat çekici. Bu neden? Çünkü ben Bursa'da yaşıyorum ve Bursa'da yaşayan birinin diksiyon kursuna gelmesi kolay zaten. Toplu taşıma biniyor, kendi aracına biniyor. 5-10 dakika sonra burada. Siz nereden geldiniz? Adım Erdal, soyadım Çetin. Erzurum doğumluyum. Yalnız şu anda Muğla'nın Fethiye ilçesinde, merkezde bir camide din görevlisiyim. Muğla'nın Fethiye ilçesinde çalışıyor arkadaşınız ve orada yaşıyorsunuz. Sizin evet. Yaşam alanınız orası. Evet, orada yaşıyorum. Peki beni nereden buldunuz? Bir yıl önce YouTube'dan araştırıyorsunuz diksiyon kursu için. Hı-hı. Nasıl ders alabilirim? Araştırırken sizi gördüm. Kendime yakın hissettim. Yani azim ve gayretinizi gördüm daha doğrusu. Evet. Ben ne yapabilirim? Bu hocamdan gidip ders almam lazım diye o gün karar verdim. O gün karar verdiniz. Evet. Bundan bir yıl önce bir yıl karar önce. Verdiniz. Sonra? Yalnız imkan olmadı gelmek için. Evet. Sürekli yoğun çalışmamız. Tabii. İzin alma, sıkıntı yaşamamız. Bu yıl bir eğitim serüvenimiz oldu. Bu eğitimi Bursa'ya almak için gayret ettim. Yalnız buraya gelemedim. Kütahya merkeze gidersen oradan Bursa'ya gidip gelmem daha kolay olur diye düşündüm. Öyle planlayıp eğitiminizi evet. Kütahya'ya aldırdınız. Aldırdım. Çok evet. Güzel. Oradaki hocamızla görüşüp izin aldıktan sonra her hafta sonu buraya gelip gidiyorum. Evet. 6 haftalık kursumuza evet. Dahil oldunuz. Kurs döneminizi, kendi iş döneminizi ayarladınız. Bu gerçekten kararlı olduğunuzu gösteriyor. Ama onun öncesinde bana mesaj attınız. Evet. Buraya gelmeden ne kadar zaman oldu? 6 ay önce. 6 ay kadar önce bana bir ses kaydı gönderdiniz. Evet. Nasıl çalışmanız gerektiğini sordunuz. Yol gösterdim elimden evet. Geldiğince. Şimdi uzaktan yazıyla bir yere kadar yapılabiliyor. Ve bunun üstüne siz benim söylediğim her şeyi harfiyen yaptınız. Bana her gün çok mesaj gelir bu şekilde. Ben söylerim ama kim ne yapar çok az dönüş alırım. Yani yaptım sonuç bu oldu diye çok az. Siz kaç ay sonra bir daha attınız bana mesaj? İki ay sonra bir daha. Değil mi? Bir daha gönderdiniz. Evet, bir daha gönderdim. Yani siz hiçbir şey yazmasanız bile, hani şunu yaptım, bunu yaptım diye yazmasanız bile çalıştığınız o kadar belliydi evet, ki. Doğru. Söylediğim her şeyi yapmıştınız. Neler söyledi mesela, ne yaptınız? O gün diyafram çalışmasını yapmamı istediniz. Sürekli sesli okumalar yapmamı söylediniz. Ses tonu bazen yükseğe çıkıyor, bazen alçalıyor. Buna dikkat edilmesi gerektiğini söylediniz. Evet. Ben de o gün sordum, yani hocam birebir ders alırsam daha iyi olacak diye evet. Söylemiştim. Tabii. Siz de en yakın zamanda beklerim diye yazmıştınız. Ve neticede geldik. Çok çünkü, da istifade ettik. Yani gerçekten çok istifade ettiniz. Bu sizinle alakalı ama benimle alakalı değil bu konu. Ben herkese aynı şekilde anlatıyorum, aynı şekilde paylaşıyorum, sorularını cevaplandırıyorum. Siz kendinize fayda sağladınız. Hem de olabilecek en yüksek faydayı. Söylediklerimi de yaptınız, soru da yönlendirdiniz. Mesela bir kelimeye takılıyoruz, bütün hafta o kelimeyi çalışıyorsunuz. Evet. Bir konuyu öğrenmek istiyorsak ona kafayı takacağız. Çok doğru. Bunun başka bir çok kafayı doğru. Takmadan öğrenemezsiniz evet. Çalışmadan. Mesele zeka değil, mesele çalışma. Hakikaten öyle. Siz hatta bir sözümüz var, mecazi bir sözdür. Der ki, bir işi seviyorsan ona bütün her şeyini vermeden o sana bir parçasını vermez. Evet. Bu tezle ben yola çıkarak iyi bir hatip olmak istiyorsam şayet ben her şeyimi vereceğim ki oradan bir parça alabileyim. Evet, bu şekilde evet, gayret ettim. Tabii daha çok gayret etmem gerektiğinin farkındayım şu anda. Daha yolun başındayız. Evet, bu yolun başındayız. Hızlandırılmış bir kurs. Hı-hı. Yalnız bu 5 haftalık bir kurs bize çok şey kazanırdı. Yani keşke yıllar önce katılsaymışım bu kursa. Çünkü küçüklükten geçmiş olduğum bir korku sebebiyle 6 yıl kekeme olarak konuşma zorunda kaldım. Evet. İçe kapanık, konuşurken utanan bir çocuk olarak hep ömrüm geçti. Tabi şu an bulunduğumuz yer, konum itibariyle herkese hitap eden bir yer. İnsanlara daha iyi ulaşabilmek için iyi bir hatip olmamız lazım bizim. Ne yapıp edip bu kursa katılmam gerektiğini farkındaydım. Neticede katıldık. Hakikaten çok istifade ettiğime inanıyorum sayenizde. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Ve bu yaptığınız işinize ne kadar değer evet. Verdiğinizi de gösteriyor. Siz zaten devletin kadrolu
bir çalışanısınız. Yani bu dersi alsanız da o işi yapıp o parayı kazanacaksınız, almasanız da. Önce kendinize, sonra işinize verdiğiniz, ülkenize verdiğiniz değeri de gösteriyor aynı şekilde. Kesinlikle. Peki bundan sonrası için neler düşünüyorsunuz? Kurs nasıl geçti? Az çok söylediniz. Demin hatta bir konudan bahsettiniz. Onu burada da tekrar edelim. 10 kapıdan bahsettiniz. Evet, bu kursu ben 10 kapı olarak değerlendirdim. Şu anda biz bir bina içerisindeyiz. Hı hı. Bize hitabet de bir kapının anahtarı teslim edildi. Hı hı. Beden diliyle bir kapının anahtarı teslim edildi. Vurgulama, tonlama ile alakalı bir kapının anahtarı teslim edildi. Hı hı. Bundan sonra diğer altı kapıyı kendimizin açmamız gerektiğine inanıyorum. Hı hı. Çünkü bu işte az da olsa her gün istikrar çok önemli. Evet. Eğer ki her gün yaptığımız, öğretilen bu dersleri tekrar edersek, hı hı, 10 kapıyı açacağımıza inanıyorum. Hı hı. Bu konuda ben bu kursu, hızlandırılmış eğitimi çok verimli buldum. Hı hı. Ve dolayısıyla tekrar edersek, sürekli çalışırsak, evet, bunu sadece çalışmak değil, bilek uygulama. Tabii, hayatınızın içine entegre etmek. Evet, lazım. Muhatapla konuşurken dikkat etmemiz gerektiğini anlıyorum. Bu şekilde bir kurs, evet. Evet, bu şekilde devam edip tamamen alışkanlık haline getireceğiz. Evet. 6 ayda bir yere geldik. Bu 6 haftada bayağı bir yol aldık birlikte. Bundan sonrası da sizde. Ben de her zaman sorularınızı açığım. Yine yardım etmeye devam etmek isterim. Çok teşekkür ederim. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Çok iyi bir örneksiniz. Yani sadece diksiyon olarak değil, vatana, millete de çok iyi bir örneksiniz. Hep böyle düşünün sizin için. Siz de bir şekildesiniz. Çok teşekkürler.